Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde kâne ve benzerleri konusunda işleyeceğiz. Hepinize başarılar dileyerek dersimize geçiyorum. Kâne ve benzerleri arkadaşlar biraz farklılık olmakla birlikte inne ve benzerlerine aslında benzemekte. Bu farklılığı biraz sonra da göreceksiniz. Şimdi bakınız, burada şunu ifade edelim. Kâne ve benzerleri kâne ve ahavâtu hâ olarak ifade edilir. Onu söyleyelim arkadaşlar. Burada ahavât kardeşler demektir. Kâne ve burada hâ kâneye döner. Onun kardeşleri anlamına gelir. Şimdi isim cümlesinin başına gelerek bu kâne ve benzerleri cümlenin irabını ve anlamını etkileyen edat ve fiillerin bir diğeri de kâne ve benzerleridir. O zaman şöyle ifade edebiliriz. İsim cümlesinin başına gelecek kâne ve kardeşleri ve bunların isim cümlesinin irabını ve anlamını etkileyecek ve değiştirecek diyoruz. Baktığımızda şunu hemen kitabımız ifade etmiş. Kâne ve benzerleri, benzeri fiiller, bunlar fiil kabul edilir arkadaşlar. İsim cümlesinin başına geldiğinde mübtedayı ref eder, haberinde nasip eder. Onu söyleyelim. O zaman inne ve benzerleri mübtedayı nasb haberi ref ediyordu. Kâne tam tersini yapacak. Bu durumda arkadaşlar mübteda bakınız. Kâne'nin ismi haberde Kâne'nin haberi olarak isimlendirilir. Ya da haberde Kâne'nin haberi olur. Ya da veyahut da Kâne'nin haberi denilir. Bunu ifade edelim. Şimdi geliniz Kâne ve benzerlerinin arkadaşlar işle anlamlarını bir görelim isterseniz. Bakın kâne bizim en temel fiilimiz idi anlamına gelir. Oldu anlamını da biz yer yer kullanacağız Türkçe aktarırken. Sara'yı ve Asbaha'yı görmekteyiz. Bunlar oldu, bir hale geldi, dönüştü, olmaya başladı gibi anlamlar içerir. Bu Sara ve Asbaha'ya da dikkat edelim. Bate'de oldu anlamına gelir ve bu bir şey olarak geceledi. Geceledi anlamlarını içerir. Bunu söyleyelim. Emsa akşamladı. Yine oldu, dönüştü anlamına gelir. Ve bu kâne ve benzerlerin içerisinde bir oldu, idi anlamı arkadaşlar var. Zaman zaman bu kendini zaten hissettirir cümlelerde. Ne kadar çok iştigal ederseniz kâneli cümlelerle efendim bu anlamları daha fazla yoğun bir şekilde görme şansınız olur arkadaşlar. Geldim emsaya. Emsayı zaten biraz önce ifade etmiştik. Edha yine oldu. Kuşluk vakti oldu. Bir şeyi yapmaya koyuldu gibi anlamlar efendim içermekte. Burada mazale, mainfekke, maberiha, mafetiye ve dalle fiillerimiz var. Bunlar hala olmaya devam etti. Anlamına gelir. Biz burada daha çok mazaleyi ve dalleyi görmekteyiz arkadaşlar kullanım itibariyle. Güncel Arapça metinlerde bu ikisini yoğun görüyoruz ama klasik metinlerimizde mainfekke, maberiha, mafetihe gibi kullanımları da görüyoruz. Buradaki maları ben size söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bunlar olumsuzluk masıdır. Bunu da bilmenizde fayda var. Devam ediyoruz. Ma dame, anlamına, dığı sürece, nokta nokta müddetçe gibi anlamlarına gelir. Devam ettikçe, sürdükçe gibi anlama gelir. Buradaki ma arkadaşlar mastar ması olarak Arapçada kabul edilir. Dame zaten devam etti anlamına da gelir. Dame'nin böyle bir anlamı vardır. Bunu da ifade edelim. Ve leyse, bu leyseyi de biz sıklıkla görüyoruz. Kâne yine kardeşlerindendir. İsim cümlesini olumsuz kılar. Aslında isim cümlesinin haberini olumsuz kılar. Değil, yok, olmadı gibi anlamlar içerir. Evet, burada bir bilgimiz var. Yukarıdaki fiillerden leyse ve madame'nin yalnızca mazisi var. Bunu ifade edelim. Leyse'nin çekimini daha önce derslerimizde sözel olarak ifade etmiştik arkadaşlar. Çekimine bakabilirsiniz. Farklı yerlerde mevcuttur. İnternetten de bakabilirsiniz. Burada mazale, maberiha, efendim, mainfekke
ise mazi ve muzari sigaları söz konusudur. Diğer taraftan kâne'nin de arkadaşlar muzarisinin de sık kullanıldığını görmekteyiz. Kâne ve benzerinin habiri müfret cümle veya şibih cümle olabilir. Buradaki mantık da şudur, bu söylediğimiz şu bilgi, bakınız, inne ve benzerlerinin haberleri için de geçerlidir. Aslında isim cümlesinin haberi müfret cümle ve şibih cümle olarak gelebiliyor. Bu kâne ve grubu da isim cümlesinin başına geliyor. Onların haberini kendi haberleri olarak kabul ediyorlar. Bu açıdan baktığınızda da kâne ve benzerinin haberi yine müfret cümle, şibih cümle olabilir şeklinde bir kanaatte, bir yargıda bulunmak pek tabii mümkündür. Evet, şimdi buna kitabımız örnek vermiş. Biz de bu örnekleri hemen incelemeye koyulalım. Bakınız, kâne dersu, ders idi. Neydi? Sehlen. Burada kolay. Ders kolay idi. Burada sehlen ifadesi kânenin arkadaşlar haberidir ve müfret bir haberdir. Müfret haber neydi? Cümle olmayan haber idi. İkinci cümlemize bakalım. Mazale, bakın, hala ettullab, öğrenciler, yedrusune, ders çalışmaya devam ediyor diyor. Bakın, biz mazale bir hala anlamını veriyoruz. Şimdi mazale kâne grubundan ya değerli arkadaşlar, haberini görüyorsunuz, yedrusun geldi ve cümle haber olarak karşımıza çıktı ve fiil cümlesi malumunuz. Burada eddars kelimesi kânenin ismidir. Ettullab kelimesi mazalenin ismidir. Devam ediyorum. Kânel muvazzafu, görevli idi. Ne idi? Ratibuhu, onun maaşı efendim galilun az. Görevlinin maaşı az idi dedik. Ratibuhu galilun, bakın, bir isim cümlesidir ve kânenin haberidir değerli arkadaşlar. Zaten burada cümletin ismiyetin şeklinde bunu ifade etti. Gelelim diğer bir örneğimize. Mazale, bakın, hala el fellahu çiftçi fil hakli tarlada idi dedik. Ya da hala tarlada. Öyle söyleyelim. Bu da burada fil hakli ifadesi bir şibih cümledir ve mazalenin arkadaşlar haberidir diyoruz. Gördüğünüz gibi mazalenin ismi de el fellah kelimesidir. Devam ediyoruz arkadaşlar kitabımızın verdiği bilgileri irdelemeye. Kâne ve benzerlerin ismi nekra. Evet, haberi de şibih cümle olursa haberi isimden önce gelir. Aslında buradaki şu kurala atıfta bulunuyor. Arkadaşlar, isim cümlesinde mübteda nekra, haber şibih cümle olduğunda mübteda ile haber yer değişir. Mutlak suretle. Bu kurala atıfta bulunuyor. Yine isim cümlesinin ismi marife efendim. Haber de şibih cümle olursa mübteda haber yer değiştirebilir, değiştirmeye de bilir. Yine bu kuralı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu kural kâne'nin ismi haber içinde geçerli zaten. Evet, bakalım örneğimizi inceleyelim bu doğrultuda. Kâne dıflı, çocuk idi. Fi seyyarati, arabada idi. Bakın, burada tıfıl kâne'nin ismidir. Fi seyyarati ise kâne'nin haberidir diyoruz. Kâne fis seyyareti, arabada idi tıflın, bir çocuk. Arabanın içinde bir çocuk var idi diyoruz burada da arkadaşlar. Şimdi fis seyyareti kânenin arkadaşlar gördüğünüz gibi öne geçmiş ismidir. İşte haberidir, yani ismin önüne geçti. Tıflın kelimesi de kânenin arkadaşlar ismidir. Bunu da görmekteyiz. Bakın, bir zaruretten dolayı ya da bir uygulamadan dolayı isimle haber yer değiştirebiliyor idi Arapçada. Bunu da efendim bu şekilde görmekte fayda var. Şimdi geçiyoruz örneklerimizi incelemeye. Aşağıdaki cümlelerde bulunan kâne ve benzeri fiillerle bunların isim ve haberlerini tespit ediniz. Kâne ve benzerlerini tespit edelim. Efendim, haberlerini ve isimlerini geliniz tespit edelim, ama öncesinde örneğimizi tabii ki okuyacağız arkadaşlar. Bakınız, leyse dersu saben. Ders saben, saben burada zor demek. Zor değil. Ders zor değil diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada eddars kelimesi kâne ve kardeşlerinin ismidir. Ben buraya leysenin ismi diyeceğim.
Yani aynı kapıya çıkıyoruz. Sağ ben ise Leyse'nin haberidir arkadaşlar. Leyse zaten Kâne ve kardeşleri grubundandır diyoruz. Gelelim diğer alıştırmamıza. Ben bunu biraz büyütüyorum. Alıştırma üzerinden süreci yürüteceğiz arkadaşlar. Bakınız, Asbaha oldu. El cevvu hava mu'tedilen ılıman. Bu mu'tedile ılıman diyorum arkadaşlar. Hava ılıman oldu. Ilıman hale geldi dedik. Bakın Esbaha, Kâne ve grubundan malumunuz. El cevvu burada Esbaha'nın ismidir. Mu'tedilen ise Esbaha'nın haberidir. Bunu ifade edelim. Devam ediyoruz. Sara oldu. Talip öğrenci. Tabii ben doktor. Bakın öğrenci doktor oldu. Bakın burada bir dönüşüm var değil mi? Bu Sara'dan da bunu anlıyoruz biz zaten. Öğrenciyken doktorluğa dönüşmüş. Doktor olmuş arkadaşlar. Talip kelimesi burada Sara'nın değerli arkadaşlar ismidir. Tabii ben ise Sara'nın haberidir. Bakın haberlerin mansup geldiğine dikkat edin. Bu şekilde görün. Efendim isimlerin bakın burada merfu olduğuna dikkat edin. Kuralımız gereğince. Devam edelim. Kânel mataru, yağmur nazilen yağıyor idi diyeceğiz. Burada matar kânin arkadaşlar ismidir. Nazilen ise kânin haberidir diyoruz. Zaten kâne grubundan idi. Geldik buraya. Valle dedik bakın arkadaşlar. Devam etti. Al mataru yağmur fadilen böyle yoğun bir şekilde yağmaya devam etti. Ya da çok yağmaya devam etti diyoruz. Bakın burada matar kelimesi dallenin ismidir. Fadilen ise dallenin arkadaşlar efendim haberidir ve mansup gelmiştir diyoruz. Geldik 5. alıştırmamıza. Leyse eddalibu bu muhfikan. Burada öğrenci anlamını verelim. Öğrenci muhfik değil. Muhfik ne? Başarısız demek. Öğrenci başarısız değil anlamını verdik. Burada değerli arkadaşlar Talip Leysen'in ismidir. Muhfikan ise Leysen'in haberidir. Bakın mansup geldi. Leyse de Kâne ve grubundan idi. Gelelim 6. alıştırmamıza. Esbaha oldu. El cevvu hava harran sıcak. Hava sıcak oldu dedik. Esbaha Kâne ve grubundan malumunuz arkadaşlar. Cevvu Esbaha'nın ismidir. Harran ise Esbaha'nın haberidir diyoruz. Evet. Sara el hatifu rahisan. Sara'ya ben yine oldu diyorum. El hatif telefon rahisan ucuz. Telefon ucuz oldu ya da ucuzladı da diyebiliriz arkadaşlar. El Hatif Sara'nın efendim ismidir. Rahisan ise Sara'nın haberidir. Sara burada Kâne ve grubundan diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Dalle el hevâ'u radben. Hava rutubetli olmaya devam etti diyoruz arkadaşlar. Dalle olmaya devam etti anlamı vardı. El hevâ kelimesi burada dallenin efendim ismidir. Radben ise dallenin arkadaşlar haberidir. Bakın haberlerin hep bunlar hep müfret haberdir ve mansup olarak gelmiştir. Buna da yine dikkat çekmek istiyorum ben. Diğer bir alıştırmamıza geçiyoruz. Bu dersimizin arkadaşlar son alıştırması. Hemen alıştırmamızı okuyalım. Bizden ne istiyor? Anlamaya çalışalım. Bakınız aşağıdaki cümlelerde kâne ve benzerlerin isimlerin ref alametlerini ve sebebini belirleyiniz demiş. Örneğimizi bu okuyoruz arkadaşlar. Bakın kânel amili mevcuden. İşçi mevcut idi dedik. İşçi mevcuttur, bulunmaktadır ya da gelmiştir gibi anlama gelir. Burada amil kânenin efendim ismi mevcutta kânenin haberidir. Şimdi ismi kâne ve havatuha demiş. Biz kânenin ismi el amil dedik. Bunun alameti ref'ihi, bunun ref alameti de arkadaşlar zammedir. Niye? Çünkü buradaki amil kelimesi müfret bir kelimedir de o yüzden. Kâne ve isimlerini, ref alametlerini ve sebebini belirttiniz demiş. Biz de bunu ifade edelim.
Şimdi ben buna uygun olarak alıştırmamızı ifade edeceğim. Tabi biraz daha net gözüksün itibariyle alıştırmamızın arkadaşlar büyütüyoruz biraz. Şimdi kânetil amiletü bayan işçi idi, ne idi mevcudeten gelmiş idi diyelim ya da bulunmaktaydı, var idi diyelim. Şimdi arkadaşlar burada amile efendim müennes olduğu için kânenin sonuna müenneslik alameti dahil oldu. Fiil kullanımlarından bilirsiniz. Burada kâne de bir fiil olarak, nakıs bir fiil olarak kabul edilmekte Arapçada. Şimdi efendim burada amile kânenin ismidir. Mevcude de kânenin haberidir. Şimdi amile kelimesinin arkadaşlar merfudur. Ref alameti bakın dammedir. Niye damme ve ref alameti olarak karşımıza çıktı? Çünkü amile kelimesi müfret bir kelimedir o yüzden. Devam edelim. Kânel amilâni mevcudâni. Mevcudeyni düzeltiyorum. Kânel amilân iki işçi idi, mevcudeyni var idi, bulunmaktaydı dedik. Burada el amilani kânenin arkadaşlar efendim ismidir. Ve iskânenin ismi merfudur. Ref alameti buradaki eliftir. Niye? Çünkü el amilan kelimesi tesniye bir kelimedir. Devam edelim. Tabi mevcudeyni de kânenin arkadaşlar haberidir. Kânel amilune işçiler mevcudine bulunmaktaydı ya da gelmiş idi, var idiler, işçiler var idiler şeklinde bir anlam verebiliyoruz buraya. El amilun burada kânenin ismidir. Kânenin ismi merfu. Bakın burada ref alameti vav'dır. Niye vav ref alametidir? Çünkü el amilun kelimesi cemi müzekker salim bir kelimedir. Devam edelim. Kânetil amilatü bayan işçiler mevcudatın mevcut idiler. Bayan işçiler mevcut idiler. Şimdi el amilat kânenin ismidir arkadaşlar. Kânenin ismi neydi? Merfudur. Merfu idi. Ref alameti bakın damme. Niye damme? Çünkü el amilatü kelimesi cemi müennes salim bir kelimedir. O yüzden cemi müennes salim ref alametin damme ile alır. Bunu biliyoruz. Devam ediyoruz. Leyse dullabi, öğrenciler mevcudine mevcut değil diyeceğiz. Öğrenciler mevcut değil arkadaşlar anlamını veriyoruz. Bakınız. Et tullabu kelimesine baktığımızda leysen ismidir, mevcudine ise leysen haberidir. Leysen'in ismi olan bu et tullab kelimesi arkadaşlar merfudur. Ref alametinin damme olduğunu görmekteyim. Et dullabu şeklinde okudum zaten. Burada damme niçin ref alameti olarak kullanıldı? Çünkü tullabu kelimesi cem'i teksirdir. Yani cem'i teksirdir arkadaşlar. O yüzden. Devam edelim. Dalletil muallimatu neşidatin. Bayan öğretmenler neşeli olmaya devam ettiler. Şeklinde anlayabiliriz. Burada el muallimatu kelimesi arkadaşlar o dallenin ismidir. Neşidatun ise dallenin haberidir diyoruz. El muallimatu kelimesi dallenin efendim ismi olan el muallimatu kelimesi ise merfudur ref alameti. Bakınız dammedir. Şimdi arkadaşlar buradaki ref alametinin dallenin ismi olan el muallimatu kelimesinin ref alameti olmasın, dammenin bunun ref alameti olmasının nedeni el muallimatu kelimesinin cemi müennes salim bir kelime olmasıdır. Sebebini de bu şekilde ifade ediyoruz. Ve arkadaşlar bu dersimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arapça ile kalmaya devam edin arkadaşlar.